Saat 09, günlerden pazartesi, kampımın 12. günündeyim. Barajdayım şu anda. Bir gecelik kampın ardından yoluma devam edeceğim. Çadırı toparlayıp kahvaltımı yaptıktan sonra yola devam ederim. Ya da yolda bir yerde durup kahvaltı da yapabilirim. O tamamıyla o anki halime bağlı. Barajdan çıktım, yola devam ediyorum. Şu güzel manzarayı görünce bir çekmek istedim. Ülkemizin çoğu yeri cennet de kıymetini bilen yok. Yol üstünde böyle bir yer buldum. Ücretli bir mekan da, kimse yok. Ben de çektim kenara, kahvaltı yapacağım burada. Burada çeşmesi var. Su akıyor mu derseniz, ne akıyor ne akmıyor. Barajın manzarası harika. İnsanı adeta büyülüyor. O derece yani, gerçekten çok güzel. Kahvaltıyı yaptıktan sonra artık yolda geze geze devam. Burası giriş ücretli mi? Evet abi, 14 lira. 14 mi? Motosiklet giriş ücreti abi. Motosiklet 7 lira. He? 7 lira. Hani? He, ben bisiklet ya. Abi 14 çok değil mi ya? Bize bisikletten yap ya. Ben o kadar yolu geliyorum ya. Türkiye turu yapıyoruz ya. Valla ben ücretsiz diye geldim buraya. Ben dedim ya. Ben ücretsiz diye zannediyordum. O kadar da yolu geldim buraya. Abi ücretsiz olur mu ya? Ne bileyim. Burada kalabiliyor muyuz? Abi şu aşağıda falan yok. Şurada mı? Hani şeyi gören, dereyi gören falan bir yer yok mu? Orası giriyor mu? Dereyi gören yer, şurada kenarda var. Buradan yukarıda ne var? Abi şu aşağısı Eyvah Eyvah filminin çekildiği yer. Hı hı. Şelale, suyun kaynağı, mağaralar, yürüyüş yolları. Hani benim orada böyle ne bileyim görüp görebileceğim ne var diye düşünüyorum da. Gelmişken. Abi 7'den alırsam ben gireceğim. Yoksa döneceğim. Yoksa şurada kamp açacak. Açar kamp.
Ne diyorsun? Fark etmez abi. Tamam. Eyvallah. Bozukları nereye koydum ben acaba? Ben de bilmiyorum. Aramıyorum neyse şurada. Bozukları koydum diye ama. Yukarılarda kamp yeri yok değil mi şimdi? Abi ileride kalabiliyor muyuz? Yani mecburiyeti var, şey var mı? Öyle bir kamp kalamazsın diye bir mecburiyet. Milli park alanı içerisi kamp oluyor abi. Orman şeyler ormancılar kesinlikle durdurmaz. Kesinlikle çadır bulmaz. Ha şeyde kuruyorlar ama kaçak. Yani yolun sağa sola ayrıldığı yer var. İleride yine akarsu var. Akarsu kenarına kuruyorlar orada. Anladım. Ormancılar bir ara baskın yapacağız. Zaten cezayı ediyor. Ya ben zaten kalsam bile Gezi ATK'dan sabahtan da giderim herhalde. Yani ya da en kötü ihtimal buraya giderim. Buraya müsaade ediyorlar değil mi? Buraya karışmıyorlar. Burası kapılar arazi. Özel mülk. Ondan buraya kimse vermiyor. Oraya ayrıca ücret istemiyor değil mi? Valla arkadaş kendi gelirse 20-30-50. Kendi gelirse derken? Hı? Gelirse kim geliyor ki? Kalan sahibi geliyor. He. Gelirse 20-30-50 bir şeyini alıyor. Gelirse kalkar derinin içine koyuyor. Hadi kolay gelsin abi. Şu anda Ayazma Milli Parkı'nın içerisindeyim. Gerçekten çok güzel bir görüntüyle karşılaştım. Şöyle harika bir görüntü var. Aşağı inip çekim yapacağım şimdi. Devam ediyorum. Ufak bir pazarlıktan sonra girişte 7 TL'yi kapattık olayı.
Şurada bir oyuk var da devam ediyor aşağıya doğru. Nereye gidiyor? Artık kim bilir. Yani tam kartpostallık, fotoğraf çekilebilecek. Çok güzel. Kamp için burayı kurmak yasak diyorlar da yukarıları bir yere deneyeceğim. Daha yolu devam edeceğim yukarıya. O yukarılarda bulabilirsem kamp yeri kurmayı deneyeceğim. Şu kampı da belki şu bölgeye de kurabilirim belki. Şurası güzel. Sahibi varmış da arsanın günlük 20-30 lira alıyormuş. Kurarız gece gösterdi. Kalkar giderim ya. Gece oraya gelecek hali yok ya. Süper. Buradan da karşısı böyle işte gözüküyor. Motorum tam şurada. Gelene kadar her köyün birkaç yerinde çeşme var. Yollarda her yerde su akıyor. Buraya gelene kadar suya doydum yani. Her yer su. Burası da öyle. Her yerden su akıyor. Şimdi bu suyun kaynağı diye bir yer var. Tabela gösteriyordu. Oraya geldim. Şarjım da bu arada çok az kaldı, bitmek üzere. Şarj da edemedim çok fazla. Biraz da buradan size kayıt göstereceğim. Burası şelalenin yukarı kısmı. Buradan böyle toplanıp aşağıda akıyor. Şurada da küçük bir dere var. Buradan da atıyor. Devam ediyor aşağıya doğru. Bir yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda bir şeyler var mı?
ağacın köküne bakar mısınız? Buraya hafta içi gelmemin de bir avantajı oldu muhtemelen. Bugün pazartesi. Hafta sonu gelseydi muhtemelen daha kalabalık olacaktı. O yüzden hafta içi gelmem benim için bir şans oldu diyebilirim. İyi ki bir gün daha kalmışım. Bugün gerçekten gezmek için çok iyi bir gün diyebilirim. Yürümeye devam. Buradan su akmıyor. Kayalar çok kaygan. Oyuklar oluşmuş burada böyle. Şöyle göstereyim. Daha da içe girebiliyor muyum? Bir bakayım. Çok kaygan olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Yani burası böyle. Buradan normalden de atıp aşağı doğru devam ediyormuş ama buradan sezondan dolayı mıdır bilmiyorum. Su yok burada şu anda. Ama su aktı halini şöyle gözümde canlandırabiliyorum yani buranın. Burası da diğer bir oyuk. Pek bir şey göremiyorsunuz ama bir 10 metre gibi bir boşluk var. Belki de devam ediyordur. Tabii ki de devam ediyordur. Buradan doğal bir klima serinliği geliyor. Kayanın içerisinden. Yani şu anda buradan bir su patlayıp gelse böyle kopup herhalde aşağıya kadar bulurum. Kayaların üstü kayganlaşmış, suyun akışından dolayı burayı bayağı bir kayganlaştırmış. Dikkat etmek gerekiyor. Buradan çekeceklerim bu kadar. Buradan su içtim. Elimi yüzümü yıkadım. Gerçekten su çok güzel yani. Doğal su kaynağı işte. Taze, temiz, leziz. Daha ne olsun ya? Soğuk. Biraz da yukarıdan şöyle size göstereyim. Motosikletim de burada. Şurası zaten hemen giriş noktası. Buradan yukarı doğru devam ediyor. Bakalım yukarılarda neler var. Yukarıya da dolaşacağım. Yani şu karşıda kahvaltı yaptığınızı hayal edin. Yapanlar var. Tamamıyla doğal. Hiç bozulmamış. Burası da başka bir parkur. Bakalım nereye kadar devam ediyor. Türkiye'de görmüş olduğum en güzel yerlerden birisi burası. Buna karar verdim.
su kayaların içerisinden gümbür gümbür geliyor. Belki videoya yansımıyor olabilir. Çeken bölgede tam karşısı, orada telefon kulübesi gibi koyuyorsun oraya telefonunu, orada çekiyor. Şu an benim telefonum çekmiyor tabi burada. O yüzden bekliyorum çeksin diye sinyal. Sinyal gelmezse artık güvenliğin telefonundan arama yapacağım. Evdekilerin haberi olsun diye. Bu tesiste de herhalde balık üzerine restoran işletmeciliği yapılıyor. Burası da restoranta ait sanırım. Peçeteler falan var. Salıncaklı falan. Öyle oturma yerleri var. Buradan da su akıyor. Şurada. Sallanmalı bir oturma yeri var. Vay Yasin. Şelalenin manzara eşliğinde gerçekten çok güzel, çok harika bir yer. Kamp için yukarıda
kamp kurmak için yerler var. Aslında yasak da yol kenarına birkaç yeri kurulursa ben de artık müsait bir akşam saatinde kuracağım. Oradan da yasak. Güvenliğim daha içeri girmeden önce bir yer var. Ama oraya da diyorlar arsanın sahibi gelirse 20-30 lira alır diyorlar. Ben bunu vermek istemiyorum. Zaten ne gerek var? Her yer olmaz. Bir yerde kalırım yani. Şimdi kahve için su satıyoruz burada. Power bank'im bitti. Tamamen şarjı. Onu da yukarıda işletmeleri rica ettim dedim. Takabilir miyim diye. Sağ olsunlar. Taktım oraya. Akşam size dolarsa onu alacağım. Telefonumu çaldı. Benim için telefonumun çaldı. Çok az kaldı. Sürekli fotoğraf çekiyor ki. Ve geldiğim nokta buraya kadar 25 kilometre falan. Şimdi motosikletin asistiyle doldurduğum için yani mesafeye göre baktığım zaman yeterse doldurmuyor. Yani o arada fotoğraf çekiliyesi yetmiyor. O yüzden şimdi güneş enerjisine takacağım telefonu. Güneş enerjisini de hazırladım buraya. Biraz da olsun. O arada ben de bir kahve içip belki birkaç görüntü daha alırım. Öyle yani. Çam gerçekten mis gibi çam kokusu var. Ağaçlar muhteşem bir görüntüye sahip, böyle yemyeşil olmuş. Gerçekten doğa harikası bir yer. Çok beğendim. İyi ki gelmişim. Geldiğime değiyor. Ve gelene kadar, köyden buraya gelene kadar çok güzel yerler gördüm. Hepsini de kayda alamadım. Böyle güzel bir tabiatta şu yapılan şey ne derece doğru? Sizin üzerinize böyle bir şey kazısalar memnun olur musunuz? Aynı zamanda ateş yakılmaması gereken bir bölgede burada ateş yakılmış mesela. Yukarıda ateş yakmak için yerler müsait. Neden burada ateş yakarsınız? İşte böyle insanları buraya sokmamak gerekiyor da. Yapacak bir şey yok. Şu anda ben neredeyim? Bakın neredeyim? Tutun başındayım. Ben cennete düşmüşüm. Farkında değilim ya. Tutu çok seviyorum. Burada tut buldum. Beyazı var. Siyahı var. Güzel kiraz var. Neydi? Şeftali var. Her şey var. O yüzden ben burayı çok sevdim.
Biraz önce çıkmıştım tekrar. Bir daha çıktım. Dut da efsane yani tabi. Bu gece karnım ağrımazsa iyi. Kiraz yedim. Şeftali yedim. Üstüne de dut yiyorum. Tıka basa. Öyle işte. Birazdan kamp kuracağım. Burada bir yere. Yarın sabah da kahvaltımı yaparım. Yola çıkarım. Çok güzel. Bırakmak zor olacak da. Yola devam etmem lazım. Görüşürüz. Gençler. Ben şimdi o şelale vardı ya. Şelalenin yukarısına doğru çıktım. Tekrardan. Bakalım dedim. Aradan dereden bu giden yol nereye çıkıyor? Şu yukarı doğru çıktım. Baktım ormanın içine doğru devam ediyor. Sonra geri döndüm. Şimdi bu aradan bir yol daha vardı. Dere akıyor. Oradan devam ediyorum şimdi. Bayağı bir yukarı çıktım. Böyle gidiyorum yukarıya doğru. Böyle çıkıyor. Şelalenin başka bir akan bir bölgesi var mı diye sordum da su dedi böyle akıyor geliyor. Yukarıdan daha ayrıyetten bir şelale yok dediler. Ben de tepelere tırmak istemedim. Tırmanmak. Böyle gidiyorum şimdi. Suyun daha güçlü aktığı zamanlarda bayağı buraya taşlar bayağı yığılma yapmış. Buradan geri döneceğim artık. Telefonumu güneş enerjisine bağladım. Onu da güvenlik görevlisinin olduğu yere bıraktım. Ama şu anda zaten güneş de gitti. Güneş yok. Telefonum da herhalde %40'ı bulmuştur şarjı. Taktığımda %6'ydı. Burada telefon da çekmiyor bu arada. Buraya geleceksiniz, iletişiminiz olmayacak. Bir güvenliğin girişinde var. Telefonu çeken bir çok az bir sinyal alabiliyorsunuz. O da AVE falan çekmiyor yani hikaye. Turkcell ya da Vodafone olması lazım. Onu oraya bıraktım işte. Biraz dedim abi ben bir dolaşayım. Biraz vakit geçsin. Ondan sonra gelir alırım. Oturduk biraz muhabbet ettik. Biraz bir şeyler ikram ettiler meyve falan. Ya yaklaşık işte bir saat belki daha fazla oturdum orada. Şimdi gideceğim telefonumu alacağım. Artık bu saatten sonra güneş de olmadığı için telefonum olmaz. Alayım. Artık kamp için kendime de bir yer ayarlayayım. Çadır kurulmaz diyorlar da.
illegal bir şekilde çadır kuruyorlar. Karşıda birileri çok güzel bir yere çadır kurmuş. Mesela düşeceğim. Evet, çekiyoruz. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz kardeşim. Karayı hayırlı yolculuklar size de. Ateş yakmışlar yine ya. Yardım istersen yardım edebilirim abi. Geç tamam oluyorsun, sıkıntı yok. Tamam. Senin motor alçak mı biraz ya? Nasıl? Sanki biraz alçak gibi geldi de. İki kişi de biraz... Sağ olun. İyi tatiller. Efendim de yanım düşerse bekleriz. İnşallah. Kulüp evi var, orada bekleriz, tamam mı? Tamam. Eğer uğrarsan kulüp evi de ya. İnşallah yolum düşerse. Amfitiyatroymuş burası. Burası Tabiat Parkı'nın tiyatro salonu. Artık ne tür bir etkinlik yapıyorlarsa bilemiyorum. Burada gerçekleştiriyorlar. Burada bir çocuk parkı var. Çökmesin sonra burası. Çadır kurulum işlemi tamamlandı. Hepsi bu kadar. Yerim de gayet güzel. Manzaralı. Çok iyi oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim bugünden paylaşacaklarım bu kadar. Çadırımı kurdum. Sandalyemi şuraya atacağım. Derenin sesini dinlemek istiyorum. Artık bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.